Oldukça güzel bir çalışma ve tebrik edilmesi gereken bir çalışma. Evet. Ee, zaten Kepez'in birçok noktasında yaptığınız çalışmalar ilk ve birçok evet. belediyeye de hem, ilçe hem de farklı illerdekilere örnek oluyor. Ve yine yakın zaman içerisinde gerçekleştirdiğiniz bir ziyaret vardı. Evet. Hükümetin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek bu Kepez'deki vakıf arazileriyle ilgili bir görüşmeniz gerçekleşti. Evet. Kimle görüştük? Kepezliler bu görüşmeden sonra nasıl bir haber alacak? Neler değişecek Kepezli evet. Sayın Başkan? Efendim bundan tam iki hafta önce milletvekillerimizle, il başkanımızla, ilçe başkanımızla birlikte Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret varlığıyla iftar ettiğimiz Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun yönlendirmeleriyle gerçekleşti bir anlamda. Orada iki tane bakanımızla görüştük. Birisi Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak, diğeri de Maliye Bakanımız Sayın Naci Abal. Bu iki bakanımızla aslında Kepez'in en önemli mülkiyet problemlerinden birini müzakere etmeye ve bu problemi artık tamamıyla ortadan kaldırmaya e, niyet ederek bir görüşme gerçekleştirdik. O da şu ki biliyorsunuz Kepez'de oldukça ciddi bir gece kondu stoku vardı 8 yıl evvel ve biz bu gece konduları peyderpey ortadan kaldırarak Düzenli yapılaşmanın önünü açtık. Düzenli yapılaşmanın önünü açmak için mülkiyet problemlerini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Pek çok mülkiyet problemini ortadan kaldırmış olmamıza rağmen vakıf arazileri üzerinde gece konduları olan hak sahiplerinin hukuki problemlerini de işin doğrusu çözememiştik. Bunlarla ilgili geçtiğimiz yıllarda belli bir aşamaya getirmiştik süreci ama neticeye varamamıştık. Bu tıkanıklığı aşmak yani vakıf takaslarını gerçekleştirmek üzere yapılan bir görüşmeydi bu. Çok şükür görüşmelerimiz neticelerini e, dün itibariyle vermiş oldu. Ve vakıflar meclisi e, sayın bakanlarımızın hemşehrilerimize müjdelediği gibi, vaat ettiği gibi güzel bir müjde kararını meclisinden almış oldu. Kepez'in üzerindeki vakıf parsellerinde hak sahibi olan gece konducu hemşerilerimizin hukuki sorunlarını çözmek için Maliye Bakanlığı aracılığıyla önerdiğimiz takas vakıflar meclisince de kabul edilmiş oldu. Bu şu demek işin doğrusu. Kepez'in yıllardır devam eden mülkiyet sorunlarına esaslı bir neşter vurmak demek bu karar. Ve aynı zamanda halkımızın yıllarca özlemle beklemiş olduğu tapularını ...almak için de, almaları için de çok önemli bir avantaj. Bu aynı zamanda vatandaşla devlet arasındaki bir ihtilaf alanının... ...yani mülkiyete dayalı bir ihtilaf alanının da çözülmesi anlamına geliyor. Şimdi ne olacak? Binlerce hemşehrimizi ilgilendiren bu müjdeli haber... ...bize şunu getirecek. Vakıf arazilerinde gece konusu olan hemşehrilerimiz artık... ...idari işlemlerde tamamlandıktan sonra tapularına kavuşabilecek ve düzenli yapılaşmanın önü açılmış olacak. Gece kondu stokunda ciddi bir azalma olacak. Modern ve düzenli şehre geçişte çok önemli bir aşama kat edilmiş olacak. E her açıdan büyük bir mutluluk vesilesi. Ankara'daki temaslarımız dediğim gibi neticelerini verdi ve vakıflar meclisi bu vakıf takaslarını onaylamış oldu. Ben burada tabii hem hemşerilerime çok önemli bu müjdeyi, bu sevinci sizin aracılığınızla paylaşırken, aynı zamanda bu problemin çözümünde ciddi rol oynayan Dışişleri Bakanımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza ve bizlerle birlikte bu problemin çözümü için gece gündüz mesai harcayan çok değerli bürokrat arkadaşlarıma, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten özlemle beklediğimiz bir problemi de artık ortadan kaldırmış olacağız. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra idari işlemleri tamamlayıp vatandaşlarımıza tapularını teslim edeceğiz. İzleyen hemşehrilerimiz merak edebilirler. Acaba tapulara en erken ne zaman kavuşabiliriz diye. Öyle görülüyor ki 2017 yılının ilk aylarında tapularına hemşehrilerimiz kavuşacaklardır. Buna da yürekten, gönülden inanıyorum. İşin doğrusu yorucu geçen uzun bir müzakere süreci vardı. Ankara ile yapılan mekik diplomasisi. Bunlar bir tarafa çok yorulmuştuk. Ama dün almış olduğumuz bu sevinçli haber, müjdeli haber bütün yorgunluğumuzu ortadan kaldırdı. Bizim en önemli hedefimiz şu... 2023'te bir, bir Türkiye vizyonu hayal ediliyor ve o vizyona da ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün organlarıyla birlikte bir yarışın, bir gayretin ve bir çabanın içerisinde hedef ne? Cumhuriyetin yüzyıl hedeflerine erişebilmek, kavuşabilmek. Hükümetimiz bir yandan çalışıyor. Milletvekillerimiz, bakanlarımız, devlet bürokrasisi ayrı bir yerden, yerel yönetimler kendi şehirlerini 2023'e taşımaya çalışıyorlar. İşte bizim de yapmamız gereken şey şu. Kepezi 100. yıl hedeflerine, cumhuriyetin 100. yıl hedeflerine, 2023 hedeflerine ulaştırmak. Az evvel söyledim. Kendi hareket alanımız içerisinde ne yapabiliriz bu çok önemli. Bu ülkenin sevdalıları olarak bu millete hizmet etme aşkı içerisinde yananlar olarak yapmamız gereken şey kendi hareket alanımız içerisinde ne yapabilirsek onun en iyisini yapabilmektir. Bir yandan kongre merkezleri inşa edeceğiz. Diğer yandan okullar inşa edeceğiz. Diğer yandan imar planlarında esaslı değişiklikler yapıp şehri geleceğe taşıyacak Genel anlamda düzenlemeler meydana getireceğiz. Ama bunlarla birlikte diğer taraftan da vatandaşlarımızın devletle aralarındaki problemleri, hukuki problemleri çözecek, mülkiyet sorunlarını ortadan kaldıracak adımlar atmak. İşte biz bunları yapıyoruz. Aynı anda birkaç cephede birden kapsamlı bir mücadelenin, kapsamlı bir gayretin içerisindeyiz. Tabii bu neticelerimiz, bu neticeler bize şunu gösteriyor. Biz doğru yoldayız. Doğru yolda ilerliyoruz. Neticeleri ala ala 2023 hedeflerine doğru ilerliyoruz. Özet itibariyle şunu söylemek istiyorum. Büyük bir iş başardık. E, yaklaşık 23 milyon liralık bir takas bu ki Cumhuriyet tarihinin en büyük vakıf takasıdır. Cumhuriyet tarihinin en büyük vakıf takasını vatandaşımızın menfaati istikametinde, e, şehir şehrimizin menfaati istikametinde başarmış bulunmaktayız. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bu müjde hemşehrilerimize, Antalya'mıza, Kepez'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Başkan şimdi e, o bölgede Kepez'de zaten birçok yapılar yapılıyordu Kepez'in birçok noktasında ve e, ev alacakların özellikle tercih ettiği ilçe konumundasınız. Hem evlerin yeni evet. olması evet. E, hem de gelişen bir ilçe olduğu için peki bu dönüşümden sonra ee, Antalya'nın farklı evet. ilçelerinden, Antalya'nın köylerinden, mahallelerinden vatandaşlar Kepez'e gelirse ne yapacağız? Çok fazla yerimiz var mı? Efendim ben hep şunu söylüyorum. Kepez aslında bir merkez. Neyin merkezi? Kepez Antalya'nın merkezi. Şöyle bir coğrafi konumuna da baktığımız zaman doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi e, farklı ilçelerimiz tarafından e, kuşatılmış durumda. Ve Antalya haritasının göbeğinde, merkezinde Kepez bulunmakta. Dolayısıyla Kepes, jeopolitik önemi nedeniyle de bir merkez. Ama Kepes'in e, merkez olabilecek daha pek çok özelliği var. Mesela çam ormanlarına e, sahip bir şehir olması. Mesela e, yüksek seyir teraslarına sahip olması ve buralarda iskanın mümkün olması. İşte bizim son zamanlarda yapmış olduğumuz eğitim yatırımları, sağlık yatırımları bunlar çok önemli. Bunun yanında tabi belediyemizin çeşitli kültür sanat alanlarında, sportif faaliyetler noktasında halkımıza sunmuş olduğu ayrıcalıklar ve avantajlar. Sosyal belediyecilik anlayışının hemşerilerimize kazandırdığı avantajlar. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında Kepez günden güne yaşamanın daha cazip olduğu bir bölge haline geliyor. Bir şehir haline geliyor. Tabi ee, talep ne kadar çok olursa, Bölgemizde o kadar çok konut üretilebilecek, geçmişte imarları yapılmış alanlar var. Tabii biz bu arada şunu da söyleyeyim. Biz yeni imara açmaya tarım alanlarını, ormanlık alanları vesaire bunları imara açmaya şık bakmıyoruz ve geçmiş dönemlerde başlatılmış süreçler hariç biz yeni bir sürecin başlamasına da vesile olmadık. O sebepten dolayı da kendimizi şanslı hissediyoruz. Yani her tarafı binalarla doldurmaya yönelik bir anlayış yok bizim anlayışımızda. Bizim anlayışımızda insanın rahat edebileceği, kendini mutlu hissedebileceği bir şehir meydana getirmek. Ama geçmişte yapılan imar planlarının da bu anlamda revize edilmesi gerekiyorsa biz onları yaptık ve yapıyoruz. İşte bütün bu gayretlerimiz, bütün bu çalışmalarımız beraberinde şunu getirdi: e, Yıllar içerisinde farklı bir cazibeyi yakalama fırsatı elde etmiş Kepez. İşte bugün Kepeze yatırımın altında bu umudun, bu heyecanın günden güne net bir biçimde görülüyor olmasıdır. Yani umutlar bir bir filizleniyor. Dolayısıyla herkes Kepeze gelmek istiyor. Kepez'e gelmelerinde de büyük yarar görüyoruz. Şehrimizin gelişmesi, büyümesi, daha, daha modern, daha güzel bir şehir olması bizim için bir iftar vesilesidir. Ne kadar çok insanımız olursa o kadar zenginleşiriz. Ama iş o ki biz belediye olarak bu şehri iyi bir şekilde yönlendirelim. Bu şehrin gelecek yolculuğunun temel taşlarını yöneticilik anlayışımızla, belediyecilik yaklaşımımızla iyi belirleyelim, iyi tespit edelim, iyi oluşturalım. Biz bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bunda ne kadar başarılısınız diye sorarsanız biz e, ekibimizi, kendimizi ve yapmış olduğumuz çalışmaları e, oldukça başarılı buluyoruz. Ve hatta bir adım öteye geçiyoruz şunu söylüyoruz diyoruz ki bugün iyi niyet zemininde attığımız adımların yansımaları e, bundan yıllar sonra çok daha net bir biçimde gözükecek. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah Sayın Başkan. Son mesajınızı alalım. Kepezlere başka müjdeler olacak mı evet. yakın zaman içinde? Tabii e, şunu söyleyeyim. Kepez'de her hafta açılışlar temel atmalar devam ediyor. Yarında güzel bir açılışımız var. Belediyemizin çalışan annelerimize çocuklarımıza çok önemli desteği var. Bunların başına da kreş desteği geliyor. Çok nitelikli kreşleri e, hemşehrilerimizin, annelerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Onların yeni bir açılışı var yarın. ...yeni bir şubesini açıyoruz, biraz daha yaygınlaştırıyoruz. Önümüzdeki haftalarda yeni kültür-sanat merkezleri, sportif merkezlerin temel atmalarını ve açılışlarını yapacağız. 2017 yılında eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığımızla çok farklı bir heyecan içerisinde yeni projelerimizi oluşturduk. 2017 yılı Antalya'mız için, Kepez'imiz için kelimenin tam anlamıyla bir eğitim yılı olacak... Doğalgaz ve elektrik hatlarının yeraltına alınması gibi temel belediyecilik hizmetleriyle ilgili de planlamalarımızı önümüzdeki yıl için 2017 yılı için yaptık. 2017 yılı kelimenin tam anlamıyla kepezin bambaşka bir biçimde şaha kalkacağı, yepyeni ufukları zorlayacağı, destansı bir yıl olacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Yıl yıldan hep iyi geldi kepezde. Her yıl bir öncekinin biraz daha üzerine koyarak çalıştık. Çalışmalarımızı bu düzlemde sürdürdük. İnşallah 2017 yılı da Bundan önceki yıllarda yapmış olduğumuz hizmetlerin üzerine yenilerini koyduğumuz ve az evvel tasvir ettiğimiz hedefe ulaşma konusunda önemli adımlar attığımız bir yıl olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz gayrete, azme, çalışmaya devam edeceğiz. Zaten başka yapılacak bir şey de yok. E, Cenab-ı Allah ülkemize, milletimize ee, çok güzel günler göstersin diyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun diyorum. Ülkeme, milletime de nice güzel mürüvvetler, nice güzel seneler, nice mutlu haberler diliyorum. Sayın Başkan çok teşekkürler katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi Mimar Sinan Kongre Merkezimizde misafir etmekten dolayı çok büyük bir mutluluk duyduk. Hem Hemşerilerimize ve sesimizin sözümüzün ulaştığı her yerdeki gönül dostlarımıza da aracılığınızla selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. Evet. Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü ile gerçekleştirdiğimiz canlı yayının sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek bizi izlemeye devam edin.